Çift eksi x'e göre simetri B'ymiş. Sonra orijine göre simetri C, BC isteniyor. Biz şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir A noktasının, şöyle x virgül y biçiminde alıyorum. Y eşit eksi x doğrusuna göre simetri. Ki buna ikinci açıortay denir. Simetri alınırken şu iki sayı, şu iki değer, yer ve işaret değiştirmeli. Yani şöyle olmalı. Eksi y virgül eksi x'e dönüşür. Yer ve işaret değiştirilir. Eğer biz noktamızı, herhangi bir noktamızı, orijine göre simetriğini alacaksak, böyle orijin diyorum. A üssü noktası şöyle olacak, orijine göre simetrik alınırken. Bizim x'imiz işaret değiştirir. Eksi x olur, yine y'imiz de işaret değiştirir, o da eksi y olur. Orijine göre simetri alınırken de böyle çıkar sonuç. Şimdi öncelikle A noktasının, A 2 virgül eksi 3 noktasının y eşit eksi x'e göre simetriğini bulalım. Yer ve işaret değiştirecek. Kuralımız öyleydi. Bizim bu A noktamızın simetriği de B'ymiş. Diğer nokta B olacak. B'ye dönüşecek. Bunun koordinatları da eksi 3 başa gelir. 3 olur. 2 sona gidecek. Ve eksi 2 olacak. Yani B noktamız 3 virgül eksi 2 olur. Sonrasında yine A noktasından bahsediyor. A noktasının yani 2 virgül eksi 3 noktasının bu sefer orijine göre simetri C noktası olacakmış. C noktasının koordinatları da şu ikisi işaret değiştirecek. Herhangi bir yere değişikliği yok. 2'miz eksi 2'ye dönüşür. Buradaki eksi 3'ümüz de 3'e dönüşür. B ve C noktaları bunlar. Şimdi yapmamız gereken BC'yi hesaplamak. Yani BC uzunluğunu. Bunun için koordinatları birbirinden çıkaracağız. Şimdi BC uzunluğu eşittir. 3'ten eksi 2 çıkarıyorum. 3 eksi eksi 2. Şu artı 2'ye dönüşecek. 5 yapacak. 5'in karesi. 1 eksi 2 eksi 3 eksi 5 yapar. Eksi 5'in karesi bunların toplamının da kare. 5'in karesi 25. Eksi 5'in karesi 25. Şöyle toplamlarının kare kökü. Bu karekök 50 olur. Karekök 50'yi de kökün dışına 5 kök 2 diye alabiliriz. Yani işlemin sonucu 5 kök 2 olacak.